Mektebi Sultani'de bir büyük avlu. Bir avludan daha fazlası. Bir futbol mabedi. Gündüzlerin, turgayların, coşkunların ve nicelerinin tozunu yuttuğu toprak saha. Zorlu geçen derslerin ardından teneffüs aralarında hiç unutulmayacak anılara imza atılan mekan. Grand Cour, bir Galatasaray Lisesi efsanesi, tarihin ta kendisi. İki ay önce 101 yaşına bastım. Bugün Galatasaray Kulübü'nün en kıdemli üyesiyim. Ben İzmir'de 1911-1918'de doğdum. Doğduğumdan itibaren Türkiye'nin bütün mücadelelerinde babamın arkasında hepsinde bulundum. Önce doğduktan 6 ay sonra Yunanlar İzmir'i işgal etti. Ondan itibaren babam tesadüfen İstanbul'da olduğu için esir olmaktan kurtuldu. Ondan sonra Atatürk'ün emri altında Anadolu mücadelesine Atatürk'ün kuvvetlerine iltika ettiği ilk olarak Sakarya Meydan Muharebesi'nde bulundu. Sonra büyük taarruzda ve biz de Konya'dan İzmir'e geldik. Babam cephelerde, biz kardeşlerimle, ben en küçük kardeştim çünkü ailenin en küçük, dört kızdan sonra en küçük tek erkek evladı. Cephe gerilinde olduğu için ilk iki sene maalesef tahsilim çok kötü bir şekilde devam etti. Ama babam İstanbul'a tayin edilince akıllı annem beni iyi bir şekilde okutmak için İstanbul'daki bütün liseleri arıyor ve en iyi lise olarak Galatasaray ve Işık Lisesi'ni buluyor. Ama Galatasaray'ın kontenjanı dolmuş. Onun üzerine babamına rica ediyorlar. O zaman müdür olan Behçet Gücer beni okula alıyor. Dolayısıyla 1928'de ben Galatasaray Lisesi'ne girdim. İşte çok büyük talihim varmış ki Galatasaray Lisesi'ne girdim. O zamana kadar çok kötü okullarda, öğretmenlerde iki senemi heba ettim. Ama Galatasaray'a geldiğimde yeni bir ufuk, yeni bir hocalar, yeni büyük bir okul ondan sonra beni değiştirdi. Ve ilk defa hazırla
Oradan 3. sınıfa, 3. sınıftan Ortaköy'e. Ortaköy'e gittik. Ve o esnada okula girer girmez Gündüz Kılıç ve Eşvak Aytaç'la tanıştım. Hep ondan sonra beraber olduk. Şeydeyken ilk Galatasaray'a girdiğim vakit şimdiki Beyoğlu'ndaki büyük binaydı. Ve Galatasaray Lisesi'ne yatılı olarak yazıldım. Çünkü ailem İstanbul'da fazla kalmayacaktı. Ve dolayısıyla 11 sene ben yatılı olarak lisede okudum. Esas Beyoğlu'ndaki binamıza gittiğimiz vakit ben o zaman 6. sınıftaydım. Ve 6. sınıfta Gündüz Kılıç'la beraber genç takımlar voleybol şampiyonu olduk. Gündüz Kılıç'la beraber. Ve Atatürk'ün ziyaretini karşıladık. Atatürk'ün ziyaretini sevinçle ve huşu içinde karşıladık. Ve onu kapıya kadar takip ettik. Vatanımızın kurtarıcısı Büyük Atatürk, yani her bakımdan gayet yakışıklı, ondan sonra her bakımdan örnek bir insan. Ve biliyorsunuz devrimleri ortaya çıkardı. İlk devrim harf inkılabıydı, yani devrimi oydu. Ve ilk okula girdiğim vakit Galatasaray Lisesi'ne o devrimle karşıladık. Yani yeni harflerle karşıladık yani. ...1937'de 7. sınıftayken Gündüz Kılıç'la beraber ve Eşvak'la beraber futbol oynamaya daha ben başladık. Onlar daha yetenekli olduğu için futbola, o zaman okulumuzun müdür muavini Müslü Hoca'ydı. Müslü Hoca daha sonra da Galatasaray Kulübü'nün başkanı oldu. Ve bizleri Galatasaray Kulübü'ne üye yaptı. Ve Eşvak ve Gündüz yetenekliğini görünce onları Galatasaray Kulübü'nün genç takımlarına aldı. Ve ben de voleybol kısmına mümin oldum. Ama bu arada Gündüz'le, Eşvak'la Grand Kur'da futbol maçları oynardık. Ve o şekilde seneler geçti. Ve 1939'da ben liseden mezun oldum. Liseden mezun olduğum vakit Galatasaray Lisesi bana Türk-Fransız kültürünü, fen bilimlerini, sosyal filmleri, çağdaş düşünceyi, uygar davranışı, dostluğu, dayanışmayı ve hoşgörüyü öğretti. Ve aynı zamanda Galatasaray bana mücadele kuvvetini verdi. Bütün hayatımca Galatasaray Lisesi'nden feyiz aldığım bu hususlar bana en büyük yardımcım oldu. Galatasaray Lisesi'nde Gündüz, bizim bir de kardeşi Fahir vardı. Her ikisi Kılıç Ali'nin oğullarıydı. Kılıç Ali Atatürk'ün yaveriydi. Ve aynı zamanda Gaziantep'in mücadelesinde bulunmuş bu kimseydi. Atatürk'ün çok
itimat ettiği bir kimseydi. Ama iki kardeş olmasına rağmen Yündüz Kılıç sporcu, karakterli ve herkesle kuvvetli olmak için hoşgörülü ve hoş düşünen benim de yakın arkadaşım. Çünkü onunla beraber ben de spor yapardım. Galatasaray lisesine girmeden evvel bu kötü şartlar dolayısıyla ben cılız ve kuvvetsiz bir çocuk olarak Galatasaray lisesine girdim. Fakat bir iki sene içinde o çocuk sporcu bir hale geldi Galatasaray lisesinde ve arkadaşlar sayesinde. Gündüz tabii daha da yetenekli olduğu için futbolda ilerledi ama maalesef bütün işini, bütün uğraşını kulübe verdiği için liseyi maalesef bitiremedi. Ve Ankara'ya Atatürk Lisesi'ne girdi adam. Eşbaksa sonuna kadar devam etti. Ve liseden o da maalesef son sınıfta lise yerine Haydarpaşa'dan mezun olmak zorunda kaldı. Çünkü her ikisi bütün kuvvetlerini vesaire futbola veriyorlardı. Ve Gündüz adam akıllı meşhur olmuştu. Liseden de bazı arkadaşlarımız Galatasaray lisesinin son sınıfında Galatasaray kulübünde birinci takımda oynuyorlardı. Fakat onlar mesleklerini seçtiler. Bazısı hukukçu oldu, bazısı da harici oldu. Ve iyi büyük mevkilere girdiler. Ama Gündüz ve orada biliyorsunuz ilk defa birinci takım oyuncusu, ondan sonra kulübün kaptanı, ondan sonra da antrenör oldu. Gündüz bütün varlığını kulübe harcadı. Dördüncü ve beşinci sınıfları okurken ben kütüphaneyi idare etmeye seçildim. Ve bütün kitapları yakinen okuyordum artık. Her zaman kitap. Bir taraftan da spor yapıyor, futbol oynuyor, daha ziyade voleybol vesaire oynuyor. Ama bütün kuvvetimi bu kitaplara vermiştim. Ve netice itibariyle 5. sınıfta ilkokullar arasında müsabakada birinci oldum. Yani 6. sınıfa geçince artık benim yani kitapları filan okumam azaldı. Bütün kuvvetimizi şeye, futbola, voleybola, basketbola yani bütün ve
arkadaşlar arasında müziklikler yapmaya vesaire. Ona verdik. Ve işin tuhafı, 6. sınıfta kar yağarken biz arkadaşlarımla beraber voleybol oynuyorduk. Dayım İzmir'de gelip de beni orada görünce şaşırdı. Yani vaktiyle zayıf, çılız olan bir kimse, adam akıllı sporcu olmuş bir kimse oldu. Yani Galatasaray Lisesi bize hem sporculuğu, hem mücadele kabiliyetini, hem de ilmi verdi. Tevfik Fikret'in meşhur ismi, vicdanı hür, irfanı hür, düşüncesi hür bir kimse olarak yani. Her bakımdan bütün hayatımca Galatasaray Lisesi'nin vermiş olduğu öğrenci ve mücadele sayesinde daima ayakta kaldı. Ankara'ya Sümerbank'ta statiker mühendis olduğum vakit, o zaman Ankara'da Sungur Babaoğlu teftiş heyeti başkanıydı. Onu liseden tanıyordum. Bizden 3 sene evvel mezun olmuştu. Mezun olunca beni hararetle karşıladı ve bana çok destek oldu ve beraber çalışmaya başladık. O esnada yine Sümerbank'ta Eşvak idari kısmında çalışıyordu. Ve beni Ankara Galatasaraylar Derneği'ne üye yaptılar. Ve ondan sonra ben Galatasaray Kulübü'nün, Ankara'daki Galatasaray Kulübü'ne üye oldum. 2,5 senede şimdiki Galatasaray Evi, Galatasaray Nişanlı meydana getirdik. Ve bu Galatasaraylar Birliği'ne, Ankara Galatasaraylar Birliği'ne büyük bir gelir getirdi. Galatasaray'da lisesinde öğrenciyken hafta sonları, o zaman Galatasaray'da futbol maçları eski bir askeri kırsalın bahçesinde oynanırdı. Ve orada maçlar yapılırdı. Ve hafta sonları tabii bütün arkadaşlarımla beraber oraya gider ve maçları seyrederdik. Daha sonra, ondan sonra statlar yapılmaya başladı. Ve neticede meslek hayatımdan faal olarak ayrıldığım vakit bütün kuvvetimi Galatasaray cemiyetine vermeye başladım. En başta Galatasaray Kulübü'nün üyesi, ondan sonra Galatasaray Divan Üyesi oldum. 20 yıllık üye oldum ve bugün Galatasaray Divan Üyesi'nin en kıdemli üyesiyim. Aynı zamanda en kulübün en kıdemli. Yalnız Galatasaray Kulübü kalmadı. Galatasaray Derneği Divan Üyesi'yim. Aynı zamanda İzmir Galatasaraylar Birliği'nin divan üyesi. Her zaman Galatasaraylarım ileri gitti. Tesadüfen benim iki damadım oldu. İki damadım, ikisi de Fenerliydi. Ama kızlarım, torunlarım, torunlarının çocuğu. Çünkü bugün benim 4 tane torunum, 3 tane de torun yardımcımız, torunun çocukları var. Şimdi damadımın bir tanesi koyu Fenerli. İstiyor ki torunu Fenerli olsun. Alıyor onu, diyor ki bak diyor, Fener maçına götüreyim, voleybol maçına. Bir de Galatasaraylıların maçına. Onun üzerine torununu alıyor, yani benim torunumun çocuğunu. 6 yaşında. Her iki maça götürüyor. Bak diyor, her iki takımın
oyuncularını gördü. Artık seni Fenerliyim. O cevap veriyor. Seni cimbom yapalım diyor. Cimbom. O kadar koyu Galatasaraylı oldular hepsi. Galatasaray'daki aramızdaki maçlarda ben bazen kaleci, bazen de santrafor olurdu. Ama dediğim gibi Gündüz gibi, Eşvak gibi futbol kabiliyetim olmadığı için ondan sonra ona mukabil benim daha ziyade voleybol dedim. Üst sınıflardakiler dahi beni maçlarına dahil ederlerdi. Onların arasında küçük olmama rağmen onlardan daha iyi oyun oynardım. Daima beni seçerlerdi. Yani voleybol bakımından ama futbol bakımından tabii çok aşağılarda kalırdım yani, o başka. Başkanımızla birlikte ilk beraatları kulübümüzün 101 yaşında en yaş alan üyesi Sayın Fuat Diriker takdim edecek. Galatasaray Lisesi bana çağdaş düşünceyi, uygar davranışı, dostluğu, dayanışmayı ve hoşgörüyü öğretti. Ve aynı zamanda Galatasaray bana mücadele kuvvetini verdi. Bütün hayatımca Galatasaray Lisesi'nden feyiz aldığım bu hususlar bana en büyük yardımcım oldu.